lafları deriz. Ne demek yani ümmete bağlı kul olmak demek yani? Ben burada ne anlatıyorum kardeşim? Ne? Kul ne demek? Ümmet ne demek? Ümmete bağlı. Ben şöyle bir laf var. Osmanlı döneminde ümmetçilik vardı, ümmete bağlı kul vardı. Cumhuriyet geldi ve insanları kul olmaktan çıkararak onları birer yurttaş vatandaş haline getirdi. Yok ya. Ne kadar basma kalıp laf. Ne kadar böyle ezber laflar. Kulluk ne Osmanlı döneminde ne de Cumhuriyet döneminde bitmemiştir. Kul her yerde kuldur. İster Osmanlı ister Cumhuriyet fark etmez. Bu sefer de Atatürk'ün kulu olmaya başladı. Buyur. Aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür olmalı diye bağıran bir adamın öyle tapındırcasına öyle bir putlaştırmayla bağlandılar ki heykellerini, büstlerini her yere dikip karburop Atatürkçülüğü icat edip insanların aklını, vicdanını ve irfanını kör hale getirdiler. Bunu diyen adama bunu yaptılar. Kardeşim bak bu topraklar putperest üreten bir topraklardır. Hazreti Muhammed çıkar, onu putlaştırırlar. Ali çıkar, onu putlaştırırlar. Marx, Lenin, Mao, Stalin peşinden giderler, onu putlaştırırlar. Atatürk çıkar, onu putlaştırırlar. Putlaştırma her zaman vardır. Kula kul olma her zaman vardır. Cumhuriyet döneminde vardı da şimdi buna geçtik. Ümmet olmakla millet olmak aynı şeydir. Ümmet insanlık demektir. Yurttaşlık ne demek? Aynı yurtta yaşayan insanlarla beraber olman demek. Ümmet bilincinden yurttaş bilincine geçmek ne demek? Ya bu ikisi aynı şeydir. Bunlar basma kalıp laflar. Bunlar ezbere ideolojik sözler. Düşünülmeden söylenmiş sözler. Ümmet din birliği demek değildir ki. Ne diyorsun sen? Ümmet din birliği midir? Aynı dine inananların topluluğuna ümmet denir. Yok. Peygamber o zaman Medine'de bir ümmet kurmuş. Medine Sözleşmesi hazırlamış. Medine Sözleşmesi'nin